beklememiştik. Hem onu anlatacağız hem de Türkiye tarihini Anadolu'da kurulan ilk beylikler dönemi olarak adlandırılan döneme geçiş yapmış bulunacağız. Şimdi biz geçen hafta, daha doğrusu bir önceki videomuzda neden bahsetmiştik? Orta Çağ'dan bahsetmiştik. Buradaki feodalite kavramından bahsetmiştik. Feodal beylerden bahsetmiştik. Baktığınızda toprağı ne kadar ellerinde tutuyorlarsa o kadar güçlü olduklarını söylemiştik. Bunu bir nevi demiştik ki toprak ağası olarak Türk filmlerindeki figürlerden tasvir edebilirsiniz demiştik. Bir yöneten ve yönetilen ilişkileri vardı. Dolayısıyla yerel beylerden bahsederken ne diyebiliyorduk biz mesela? Merkezi bir kontrolden bahsediyorduk. Bu tarz süreçleri ele almıştık. Şimdi o ülkemizden kalan ufak noktamız olan Yüzyıl Savaşları'ndan bahsedeceğiz. Neydi? Toprağı kimin daha çoksa onun gücü fazlaydı. Ve bu yüzden de arkadaşlar İngiltere ne yapacak? 1337 yılında Fransızların topraklarına göz dikecek. Bunun üzerine İngiltere ve Fransa arasında yaklaşık 116 yıl boyunca sürebilecek bir savaş patlak verecek. Bu savaşa bakmış olduğumuzda genel hatlarıyla işte Fransızların üstün olduğu, İngilizlerin üstün olduğu süreçler vesaireler olmuştur. Fakat daha sonra çıkan önemli bir isim ve jandarmla birlikte ne olacak? Biz İngilizlerin maalesef ki savaşa girerken umduklarını bulamadıklarını, dolayısıyla Fransızların aslında güçlü bir şekilde bu savaştan ayrıldıklarını söyleyebileceğiz. Baktığımızda bunun Fransa'nın yönetim sisteminde bir değişiklik yarattığını görüyoruz. Daha doğrusu yönetimde demeyelim, kontrol mekanizmasında bir değişiklik yarattığını görüyoruz. Çünkü savaşa katılanlar, bakmış olduğunuz hani yerel yönetimlerle bunun kontrolünü sağlamak birazcık daha zor olabileceği için ne yapacak? Bu daha ziyade tek elin egemenliğine girmiş olduklarında aslında bir güven oluşturacak onlar için. Dolayısıyla biz Fransa'da diyoruz ki merkezi krallığı güçlendirdi. Osmanlı Devleti de var bu yüzyıla bakmış olduğumuzda artık. Osmanlı'ya bunun bir yansıması olmuş mu? Evet olmuş. Onlar 116 yıl boyunca benim toprağım senin toprağın diye mücadele ederken Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda ilerleyişini kolaylaştıran bir durumdu yüzyıl savaşları diyebiliriz. Bundan sonra Orta Çağ'ın en önemli siyasi meselelerinden biri diyebileceğimiz mesela arkadaşlar Haçlı saldırısıdır. Bu Haçlı saldırılarında ilk dördü bizim için çok kıymetlidir. Neden düzenlenmiş bu saldırılar peki? Arkadaşlar hani kilisenin kontrolünden bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Bu kontrol ne yapmıştı? Bir yerden sonra insanların artık tamamen aslında din sömürüsüne yol açmıştı. Düşünememelerine neden olmuştu. Diğer taraftan papalık güçlenmeye başladıkça işte enterdir, endüjansır, alsana cennetten topraklar, bana toprak derken kendi gücünü daha da geniş bir çapta tutmaya çalışmıştı. Dolayısıyla papa dedi ki Anadolu'ya Türkler gelmeye başlıyor. Biz bunları atmalıyız kendi dillerinde kafir olarak görmüş oldukları insanları. Dolayısıyla onlar için insanları sevk etmeye çalıştı. Yani Haçlı saldırılarına destek oluşturmaya çalıştı. Diğer taraftan bakıyoruz feodalite kavramından bahsetmiştik. Ne kadar çok toprak o kadar çok güç. Bunu unutmuyoruz. Dolayısıyla onların toprak arayışlarıyla katılmaları mevzu istedi. Öte yandan şövalyelerin tutkularını böyle kahramanlıklarını gösterebilecekleri bir durum olarak karşılarına çıkıyordu. Dolayısıyla şövalyeler de buna destek vermişti. Gibi nedenler var. Dinsel boyutunda baktığımızda Kudüs'ü serbestçe ziyaret etmek istiyorlardı. Çünkü Kudüs evet muhakkak her din açısından önemli ama Hristiyanlar açısından da gitmiş olduklarında bizim tabirimizde bir nevi haç bölümünü yerine getirdiklerini düşünüyorlar aslında. Dolayısıyla Kudüs'ü artık Müslümanların elinden almak istiyorlar. Yani herhangi bir şekilde sormadan, Müslümanların onayını almadan ziyaret etmek adına bu tarz nedenleri elbette ki sıralayabiliyoruz. Diğer taraftan Anadolu topraklarına bakıyorsunuz. Türkler artık Anadolu topraklarında ve Bizans'la mücadeleleri var. Bizans ne yapacak? Kuvvetlerinden yardım isteyecek. Yani Papa'dan yardım isteyecek. Papalı Haçlı birliklerini bu gibi nedenlerden dolayı gönderecek. Mücadele başlıyor. İlk mücadelemiz bizim birinci Haçlı saldırısı zaten. Birinci Haçlı saldırısı arkadaşlar hani demiştik ya Malazgirt gitmeyecek, Kefalon mesela bunların kodlaması var. İşte Anadolu kapılarını açan diyorsa ya da yurt açan diyorsa Malazgirt anlayacaktınız. Yurt tutan diyorsa Mille Kefalon anlayacaksınız. Yurt kurtaran diyorsa eğer Büyük Taarruz anlayacaksınız gibi gibi şeylerden bahsetmiştik. Burada da eğer Haçlılar tarafından amacına ulaşan Haçlı saldırısı diyorsa birinci Haçlı saldırısından bahsettiğini anlamamız gerekiyor. Neden?
Çünkü Anadolu'da Melikşah zamanında yani Yükselçuk sürecine bakmış olduğumuzda Anadolu'da bir beylik kurulmuştu arkadaşlar. Bu da neydi? Anadolu Selçuklu Devleti'ydi. Zaman içerisinde tamamen artık kontrolü ele almıştı ve bağımsızlığını ilan etmişti. Bunların varlığı tamam varlar. Kurulmuş oldukları noktaya bakıyorsunuz İzmir. Haçlı saldırılarına rağmen her ne kadar başkentte müdafaa etmeye çalışsalar da ya da bir sonraki videoda anlatacağımız bu beylikler döneminde de ne kadar beyliklerle destek verseler, önce Türkler tarafından, Müslümanlar tarafından başarılı savuşturmalar yapılırken sonrasında gelen büyük Haçlı kuvvetlerine karşı maalesef ki bir bozulma yaşanmıştı. Bu yüzden Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti İzmir'den Konya'ya taşınacaktır. Zaten yıkılış sürecinde de Konya'yı başkent olarak kullanacaklar. Öte yandan bakıyoruz, dinsel nedenlerle hatırlarsanız Kudüs'ten bahsetmiştik. İznik tamam, Anadolu Selçukları tarafından başkent değiştirdi. Demek ki bu olumsuz bir durum. Öte yandan ne var? Urfa, Antakya ve Kudüs'ün de Haçlıların eline geçmiş olduğunu söylüyoruz. Unutmayın, birinci Haçlı saldırısı diyorsa amacına ulaşan Haçlı saldırısını kastediyoruz. Sonrasında ne olacak? Bu sefer de Musul Atabey'i İmamettin Zengin'in arkadaşlar Urfa'yı almak için teşebbüse geçtiğini söyleyeceğiz ve Urfa'yı Haçlılardan geri alacak. Dolayısıyla bakmış olduğumuzda Haçlılar tarafından başarılı bir saldırı olmadığını söyleyebiliriz. Üçüncü Haçlı saldırısı yine baktığınızda Kudüs evren çıktı demiştik ya birinci Haçlı saldırısında. Üçüncü Haçlı saldırısında Eyyubilerin çok önemli ismi Selahaddin Eyyubi'nin çıkmış olduğu Hattin seferinde ne yaptığını göreceğiz. Kudüs'ü Haçlılardan geri aldığını göreceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla Kudüs'te kurulan krallık da aslında sona ermiş olacak. Dolayısıyla üçüncü Haçlı saldırısı da Haçlılar tarafından başarısızlıkla sonuçlanmış olacak. Bununla birlikte dördüncü Haçlı saldırısı çok önemlidir. Neden? Çünkü Haçlı saldırılarının amacı neydi? Anadolu'dan Türkleri atmaktı, onları göndermekti. Müslümanlarla aslında mücadele etmekti. Fakat dördüncü Haçlı saldırısında da Haçlılar aynı amaç üzerine sefere geçtiklerinde birazcık amaçlarından sapmış olduklarını görüyoruz. Çünkü neden? Çünkü onları aslında Anadolu'ya çağıran Bizans üzerine gerçekleştiriliyor bu Haçlı saldırısı. Dolayısıyla şehir çok ciddi derecede yıkılıp yağmalanıyor arkadaşlar. Bakmış olduğumuz aslında hem siyasi açıdan evet çok kötü bir durum, hem ekonomik açıdan, hem sosyolojik, hem dinsel açıdan. Neden? Çünkü Katolikler ve Ortodokslar açısından tamamen bir kopmaya sebep veriyor. Hatta İstanbul'un fethi sırasında Bizans artık başka bir çağrı olarak Papa'dan yardım talep ediyor. Ve Papa diyor ki eğer de Ortodokslar ve Katolikleri birleştirirsen, Katolikleri yani beni hakim olarak yeniden görürsen sana yardım ederiz diyor. Bizans da arkadaşlar Papa'nın bu yardıma şart koşmuş olduğu meseleyi ne yapacak? Kendi adamlarıyla tartışacak ve oradan sizin de aslında bildiğiniz bir ses yükselecek. Biz Konstantinopolis'te kardinal kılığı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz diyecekler. Aslında nereden baksanız 100 küsur atlı, 150 küsur atlı yıl geçmiş olduğunu söyleyeceğiz. Fakat arkadaşlar Bizans'a Haçlı kuvvetlerinin açmış olduğu bu yara ya da onların oluşturmuş olduğu bu öfke yüzyıllar sonra bile Bizans tarafından unutulmayacak bir durumdur. Ortodokslar tarafından unutulmayacak bir durumdur. Dolayısıyla 4. Haçlı saldırısı bizim için Haçlılar tarafından gene değerlendirdiğimizde amacından ulaşan Haçlı saldırısıdır diyoruz. Bunu unutmayın. İlki amacına ulaşan, dördüncü amacından sapan Haçlı saldırısı olarak karşımıza çıktı. Öte yandan bunlarla alakalı genel işte sosyal, siyasal, dinsel nedenlerden karşımıza soru gelebilir. Bir başka boyutuna bakmış olduğumuzda işte amacına ulaşan Haçlı saldırısı vesaire hani mesela birinci Haçlı saldırısının amacına ulaştığını söyledik. Ne oldu çünkü? Anadolu Selçuklu başkenti taşıdı. Urfa, Antakya, Kudüs Haçlıları da ele geçti. İşte bu maddeleri mesela size soruda verir. Yukarıda verilen bilgilere göre hangi sonuca ulaşılabilir tarzında bir soru yöneltebilir. Ne diyeceğiz? Haçlıların bu saldırıda başarılı olduğunun yorumunu yapabilmemiz gerekiyor. Yani bilgiyi aldık. Bundan sonraki yorum olarak bir ihtimal belki gelebilir. Öte yandan dördüncü Haçlı saldırısı aynı şekilde yani amacından sapma boyutu, Bizans etkileme boyutu belki olabilecek bir durumdur. Hani soru gelse gelse ben bahsediyorum. Diğer taraftan üçüncü Haçlı saldırısının şöyle bir önemi var.
İngiliz, Fransız ve Alman kuvvetlerinde bu Haçlı saldırısına destek verdiğini biliniyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu da önemli bir bilgi olarak aklınızda dursun. TYT noktasında değil ama AYT noktasında belki gelirse diye en azından buna İngiltere, Fransa ve Almanların da destek verdiklerini bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu kısım bu kadardı.